Biraz önce Sayın Özdağ'ı dinlediniz mi bilmiyorum. Biraz dinledim. Biraz Suriyeli meselesi, göçmen meselesi, mülteciler meselesini konuştuk. Siz nasıl bakıyorsunuz? İsterseniz küçük bir ekleme yapayım sevgili Tabii, Muharrem Sarıkaya Hanım. Sayın Özdağ bütün göçmenleri kovmanın planını anlattı bize. Siz de bütün Türkiye'deki göçmenlerin zorla gönderilmesi gerektiği kanaatinde misiniz? Şimdi şöyle bir kere hani bir kişi Ümit Bey ya da bir başkası istese de uluslararası hukuka göre gönderemez. Yani bugün konuşabilir, bunu söyleyebilir, bunun siyasetini yapabilir, buradan oy devşirmeye çalışabilir. Yani bunu Ümit Bey'in şahsında söylemiyorum. Yani kim söylüyorsa uluslararası hukuku bilen herkes ister kaçak göçmen olsun, ister sığınmacı olsun, ister efendim başka yollarla girmiş olsun. Yani bir kere sınırınızdan içeriye girdikten sonra artık uluslararası haklara sahip oluyor. Yani belli haklara sahip oluyor. Ve siz bunları eğer zorla yani cebren güç kullanarak sınırlarınızdan çıkarmaya kalkarsanız bunun uluslararası hukukta bir yaptırımıyla hem onu kim yapıyorsa, o fiili kim işliyorsa, o yetkili şahıs diyelim ki dönemin cumhurbaşkanı ya da başbakanı ya da bakanı ve ülke olarak da bununla ilgili yaptırımlarla karşı karşıya kalırsınız. Peki çözüm ne? Bize göre çözüm şu. Çözüm gönüllülük esasıyla bu işi yapmak. Yani ya Suriye'de iş barış sağlanacak, toprak bütünlüğü korunarak bundan sonra görüşmeler yapılarak bunlar gönüllü olarak gönderilecek ya da Türkiye'nin Afrin'de yaptığı gibi biz işte Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'den girip Sincar'dan çıkmış olsaydık yani planımızı uygulamış olsaydık ya da en son Barış Pınarı Harekatı başladığında 400 kilometre işte uzunluğunda 40 kilometre derinliğindeki bir alanı kontrol etseydik orada biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye çeşitli sözleri oldu. Başkan yardımcısı buraya geldi. İşte bölgeden teröristleri çıkaracaklarını PYD'yi, YPG'yi söz verdiler. Ama bunları yapmadılar. Bunlar sağlanmış olsaydı zaten Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin önemli bir kısmını oraya gönderirdik. Hem de nasıl gönderirdik? Cerablus'ta yaptığımız gibi, Afrin'de yaptığımız gibi altyapısını hazırlayarak yani eğer savaş bitmese, devam ederse orada hastanesinde kurarak, okulunu da yaparak, suyunu da getirerek, elektriğini de getirerek yani normal insanların normal yaşayabileceği bir hayat standardı asgari düzeyde kurup ondan sonra insanlar burada kamplarda yaşayacağını ya da zebirlik çekerek sığınmacı olarak sığıntı şekilde yaşayacağına elbette ki kendi memleketlerine dönmek isterler. Türkiye bunu yapabilir. Zaten şu anda biliyorsunuz en son Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları özellikle en son iki özel harekat polisimizin şehit edilmesi ki onlara bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum tüm şehitlerimizle birlikte. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere bütün özel harekat camiasına, tüm polis teşkilatımıza, kahraman ordumuza, güvenlik güçlerimize de başsağlığı sabır diliyorum. Tabii aileleri başta olmak üzere. Şimdi bir de Suriye tarafından YPG'nin kontrol ettiği, PKK'nın kontrol ettiği bölgelerden bizim işte Kargamış örneğinde olduğu gibi havan topuyla saldırılar var. Bu saldırılar artık Türkiye'nin tahammülsüz noktaya geldi ve Sayın Cumhurbaşkanı bizzat bir harekat işareti verdi. Bunlar yapılacaktır, yapılmalıdır. Ben buna inanıyorum. Çünkü o bölge artık tamamen terörden temizlenmelidir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten en son işte Biden'ın Kongre Başkanı'na gönderdiği mesaj Türkiye'nin işte sözde IŞİD'le mücadeleye zarar verdiği aslında o kendi teröristlerini yani PKK'yı, YPG'yi koruma adına söylenmiş Sayın Başkan, bir söz. Biraz önce bahsettiğiniz göçmenlerin geri gitmesi için Türkiye'nin inşa edeceği kentlerle ilgili Türkiye'nin zaten göçmenlerle ilgili çok ciddi bir maddi yükün altına girdiği, daha da fazla maddi yüke girmenin Türkiye'ye çok ciddi zarar getireceği yönünde eleştiriler var. Ne diyorsunuz bunlara? Şimdi bakın ben de elbette ki göçmenlerin Suriye'ye dönmesinden yani nereden geldilerse oraya dönmesinden yanayım. Ama bunu insancıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak yapmak lazım. Bir de bizim şerefli bir tarihimiz var. Yani Türk milleti hiçbir dönemde mazlumu sahipsiz bırakmamıştır. Ya da kapısına gelen bizim Türk toplumunda bile yani kapınızı birisi çalmışsa ben yolda kaldım, ben aç kaldım, ben susuz kaldım.
Köylerde odalar var biliyorsunuz mesela. Orada misafir edilir. Herkes yemeğini getirir, suyunu getirir. Yani bizim böyle bir kültürümüz var. Dolayısıyla da biz elbette dönmesinden yanayız. Ama dediğim gibi bunun insani yollarla, gönüllü olarak, şartlar oluşturularak ve uluslararası hukuka da uygun olarak bunun yapılmasından yanayız. Ek maliyet meselesine gelince burada bir maliyet var, orada bir maliyet var. Elbette ki bir maliyet zaten Türkiye şu anda karşılıyor. Orada harcayacağımız maliyet bizim hem burada temelli kalıcı hale geleceklerinde harcayacağımız maliyetin yanında çok cüz'i kalır. Bir de sadece iş ekonomik boyutu değil, demografik yapının muhafaza edilmesi, işte toplumsal hadiselere meydan verilmemesi, yani bunun sosyolojisi, bütün bunları da derlediğinizde, bir kefeye koyduğunuzda oraya yapılacak yatırımın daha doğru olduğunu görürüz, daha kazançlı olduğunu görürüz. Her ne kadar bir ekonomik maliyeti olsa da, bir de bunun yanında terörden temizlemiş olursunuz bölgeyi. Bakın biz PKK'nın güçlenme dönemine bakın. 91 Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Saddam Hüseyin biliyorsunuz Kürtleri kimyasal silahlarla soykırıma tabi tuttu ve o zaman Türkiye 500 bine yakın değil mi? Kürt kökenli insan, kardeşimiz dediğimiz insan Türkiye'ye girdi. Ama bunların içerisinde ben daha sonra bilgiler de aldık bu konuda. Sadece bunlar yorum ya da duyum değil. 3-5 bin sayısından az olmamak üzere, 5 bin sayısından az olmamak üzere PKK'lının da o şeylerle birlikte Türkiye'ye girdiği ve ondan sonra Türkiye'de eylemlerin hızlandığını biz biliyoruz. Dolayısıyla da bunun bir de terör boyutu var. Yani sadece göçmen meselesi değil, bu göçmen meselesinin terör boyutu var. Ki biz bu göçmenler ilk geldiğinde, ilk kontrolsüz girdikleri dönemlerde DAEŞ'in, değil mi? DAEŞ'in teröristlerin ya da Suriye istihbaratının yönlendirdiği pek çok eylemle de Türkiye karşı karşıya kaldı. Ama elhamdülillah şu anda Türkiye bunların hepsini aşağı yukarı kontrol altında ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD başta olmak üzere onların oradaki yaşamlarını kolaylaştırmak için yani altyapının hazırlanması ile ilgili gönüllü kuruluşlarımızın da yine AFAD'ın ve İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde onların planlamalarıyla bir stratejisiyle orada çok güzel bir şekilde bir hayat kuruyorlar. Bu tabii Suriye'nin iç huzuru, iç barışı bizim için çok önemli. Çünkü şu anda Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG varlığı bana göre Türkiye'nin, Türkiye için cari, en cari birinci noktadaki tehlikedir. Türkiye için özellikle beka meselesi açısından. Dolayısıyla bunun çözümüne de büyük katkı sağlayacaktır. Peki, diye düşünüyorum.